Merhaba Sevde. Merhaba. Bugün seninle şunu konuşmak istiyorum. Sen değiş, dünyan değişsin. Sorularını değiştir, dünyan değişsin gibi söylemler var. Peki sen ne düşünüyorsun? Hepsi altı doldurulmuş ve kesinlikle mantığa dayalı söylemler. Bugün biz düşüncelerini değiştir, dünyan değişsin noktasına odaklanalım ve bunun altını doldurmaya çalışalım istiyorum. Düşünceleri değiştir, dünyan değişsin mantığı şu noktadan gelir arkadaşlar. İnsanların olaylar hakkındaki düşünme şekillerinin insanların olaylar üzerinde nasıl hissettiğiyle ilgili derin bir etkisi vardır. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü nöroloji araştırmaları gösteriyor ki gün içerisinde 60-70 bin kadar düşünce geçiyor aklımızdan. Ve her yeni gün düşüncelerimizin %90'ı bir önceki gün ne düşündüğümüze ve ne hissettiğimize dayanıyor. Dolayısıyla bu çerçeveden bakacak olursak düşüncelerimizi değiştirmenin hayatımızı nasıl değiştireceği üzerinde etkisi olduğunu da görmüş oluruz. Aynı düşünceler her zaman aynı deneyimlere, aynı deneyimlerde aynı seçimlere yol açacaktır. Yani bir önceki gün düşündüklerinizi düşünürseniz yarın çok daha farklı bir hayat yaşamayacaksınız. Bunun bilincinde olmak bize aslında nasıl düşünmemiz gerektiği ile ilgili de bir pratik kazandıracaktır. Diyelim ki biz insanlar bilinçaltımızda acı çekmeye eğilimliyiz. Acı çekmeye eğilimli olduğumuz için her davranış ve davranışı şekillendirdiğimiz her duygumuz da acı çekmek üzerine olacaktır. O ağlama krizleri, o mutsuzluk anları, o depresyon, o iç sıkıntısı aslında bizim kendimizi bilinçaltımızda nasıl düşünmeye kodladığımızdan geçiyor. Ya da tam tersini düşünün. Hayatında gerçekten çok zor durumla dibe vurmuş bir insanın bazen söylediği cümle şu olabiliyor. Çok güzel mesajlar gönderiyorum evrene, çok mutlu olacağım, bereket içerisindeyim, bolluk içerisindeyim, mutluyum. O anda mutlu olduğu için bunu yapmıyor. Ama bunu deneyimlemek istediği için bunu düşünme yoluna gidiyor ve zihnini bu şekilde kodluyor. Dolayısıyla burada bilinçaltımıza ve zihnimize gönderdiğimiz mesajların önemini anlayalım. Düşüncelerini değiştir, dünyan değişsin diyoruz. Bunun sebebi bir değişim başlattığınızda zihniniz öyle kolay kolay size adapte olmayacaktır. Ama sizin onu adapte etmeniz için elinizde olan bazı güçlü kozlar var. İlk başta, ilk saatlerde onun size söyleyeceği şey, ben bu alanı tanımıyorum ve ben bu alandan rahatsızım. Dolayısıyla beni özüme gönder. Beni acı çektiğim alana gönder. Ben orada daha konforluyum diyecek. Ama sizin yapmanız gereken, evet, sen şu anda bu acıya koşullandın ama benim olmasını istediğim mutluluk ve arzu ettiğim mutluluğa ulaşmak için de bunun benim düşünüp bilincimi tamamen olumlu şekilde kodlamaya ihtiyacım var. Farklı bir duyguyla yaşamaya karar verdiğinizde zihniniz bir isyan başlatacak. Çünkü size rahatsız hissettiren belirsiz bir durum var. Bu alışılmadık duruma alışmak için kendinizi biraz o konfor alanından çıkarıyor olmanız lazım. Bunu da nasıl yapacağız? Birlikte bakalım. Peki Sevde, düşüncelerimizi değiştirmek için yapacağımız adımlar ne olmalı? Önce şunun farkında olacağız. Aynı seçimler, aynı davranışları, aynı davranışlar, aynı duyguları, aynı duygular, aynı seçimleri, aynı seçimler aynı hayatı getirir. Bu bizim hem biyolojik olarak hem de nörokimyasal olarak vücudumuz buna göre şekillenir. Dolayısıyla nasıl düşündüğümüzün, nasıl davrandığımız ve nasıl hissettiğimiz üzerindeki etkisini anlayıp kendi kişiliğimizi buna göre tanıyor olmamız lazım. Burada ilk madde geliyor. Öz farkındalık. Yani kendi öz farkındalığımızı kazanacağız. Bilişsel ve duygusal açıdan bize engel olan düşüncelerin ve duyguların sebebini anlamak için kendimizle ilgili öz farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. Yani biz tam olarak ne hissediyoruz ve neye göre nasıl davranıyoruz? Bu tarz soruların yanıtını kendimize çok açık şekilde veriyor olmamız lazım. Ya da daha etkili düşünme ya da daha etkili davranış becerileri geliştirmek için kendimize fırsat yaratmalıyız. Bunu nasıl yapacağız? Kendi öz farkındalığını kazanan, kendi öz kaynaklarının bilincinde olan ve bunları kullanmaya motive, istekli olan biri kendi kaynaklarını da etkili düşünme ve davranış biçimiyle de geliştiriyor olacaktır. Ya da bu anlamda bütün kazandığımız edinimler, öz farkındalıkla kazandığımız edinimler kendimize özgüven inşa etme noktasında bize destek olacaktır. Dolayısıyla kilit nokta kendimizle ilgili farkındalığımızı artırıyor olmamız gerekiyor. Bunu ne düşündüğümüz, nasıl hissettiğimiz, nasıl yorumladığımız şeklinde algılayabilirsiniz. İkinci bir madde,
kendini kabul etme. Kendini kabul etme, ben iyiyim. Sadece var olduğum için iyiyim ve kendimi kabul ediyorum şeklinde açıklanabilir. Bu niye önemli? İnsanların içine düştükleri en büyük girdap şu. Kendimizi kabul etmiyoruz. Kendimizi değersizleştiriyoruz. Kendimizi itibarsızlaştırıyoruz. Bunu dışarı yansıtmasak da kendimize yaptığımız o öz yargılamalarla maalesef zarar veriyoruz. Bu da bizi emin adımlarla özgüvenimizi zedeleme yolunda ilerlememize olanak sağlıyor. Amacımız hiçbir zaman bu değil. Kendimizi olduğumuz halimizi de kabul edersek ve kendimizi geliştirmeye adarsak yapacağımız en iyi şey değişime ve tatmadığımız o yeni deneyimlere kucak açmak olacaktır. Üçüncü madde, ileri düşünme becerisi geliştirmek. İleri düşünme becerisi aslında bakış açısı, süreklilik, dayanıklılık ve pozitif düşünceyle ifade edilmiştir. Bu nasıl önemli? Bazen hayatımızda başımıza gelen olaylarla ilgili bazı soruları gözden geçiriyor olmamız lazım. İleri düşünmek, daha derinden düşünmek olmalı amacımız. Burada gerçekçi bir bakış açısı kazanarak aslında bu X olsaydı benim için gerçekten dünyanın sonu olur muydu? Eğer bu olmasaydı ben şu anda gerçekten kötü olur muydum gibi kontrast, eksi artı konularda kendimizle yüzleşeceğiz. Dolayısıyla işin daha derinine, daha detayına girmiş olacağız. Ve girdiğimiz her detayda bize kendimizle ilgili, kendi repertuarımızı genişletecek yeni alanlar kazandıracak ve değişim, dönüşüm o noktada başlayacak. Değişim süreci bildiklerinizi yeni bilgilerle değiştirmeye karar verdiğiniz anda başlar. Değişim süreci bilinçaltınızın bilincinde olmayı gerektirir. Onun altında yatan düşüncelere hakim olmazsanız ve nasıl düşünmek istediğinize siz karar verip seçimi siz yapmazsanız sadece otomatik pilotta hayatınızı geçirir, aynı hayatın getirilerini yaşarsınız. Her zaman ne diyoruz? Yeni düşünceler, yeni seçimler, yeni davranışlar, yeni deneyimler, yeni duygular ve hepimiz için yeni hayatlar. O yüzden düşünceni değiştir, dünyan değişsin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı, sorularınızı ve yorumlarınızı da bana iletmeyi lütfen unutmayın. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.